Merhaba arkadaşlar. 13 yavrumuz, yeni çıkardığım 13 yavrumuz emir ve görüşlerinize hazırdır. Şimdi bunların yer adaptasyonlarını veriyorum. Genç kardeşlerimize de tecrübe olsun. Arkadaşlar kuşları kesinlikle öyle poşetle moşetle kovalamıyorsunuz. Bakın. Bunlar şu onlar için antrenman. Bir hafta böyle gidecek. Yani önemli olan yer adaptasyonunu sağlamak. Bak, Arap da gelecek, konacak şimdi. Görüyor musunuz? Önemli olan bu. Yer adaptasyonunu sağlamak. 13 kuşumuz hiç sağa sola konmuyorlar. Şimdi genç kardeşlerimden bazıları diyor, abi işte sağa konuyor, şuraya alıştı, buraya alıştı. Ya şimdi ben de kovalarsam gider sağa sola alışır. Şimdi havaya verdiğim zaman kuşları mutlaka ki sağa sola düşecekler vardır. Onlar bir hafta içerisinde toparlanır. Ha, toparlanmayan olursa, örnek veriyorum, bu 13 kuştan atıyorum, bir tanesi iki tanesi gidiyor sağa sola atıyorsa, onlarla hiç uğraşmayın çünkü diğer kuşları da bozarsınız. Hemen onu kenara ayırın. O kuşun içinde olan bir şey demek ki pislik var demektir. Bugüne kadar kuşlarımda öyle bir şey yaşamadım. Tabii ki sağa sola konanlar oluyor ama sonrasında bir hafta içerisinde düzeliyorlar. Şimdi bunlara yapacağımız tek şey, alıştırdıktan sonra zaten etrafı gözlemliyorlar. Şöyle hafiften ürkütmek. Bu onlar için antrenman yeterli. Bak aşağı düşüyor, geliyor. Yeterli. Ha, bu arada size şeyi anlatacaktım arkadaşlar. Şu Nuhudi yavruyu anlatacaktım. Şu gördüğünüz kuş tam bir deli. Şöyle yakından göstereyim. Ben bu kadar deli bir kuş görmedim. Başına buyruk. Tam bir arıza. Uzaylı. Hareketleri falan göreceksiniz ya. Bütün yavruları kümese sokuyorum. Bütün hepsi kümese giriyor. Kümesten çıkmaya çalışıyor. Elimi koyuyorum, ısrarla hala daha çıkmaya çalışıyor. Yani çekil önümden, ben dışarıya çıkacağım falan der gibi. Çok ilginç bir kuş yani. Hiç benden falan da korktuğu yok. Diğer kuşlar hani kışkışlığı attığın zaman mesela kümesin içine giriyor. Bu tam tersi dışarıya çıkıyor. Hiç bana mısın? Umrumda değil yani. Dünyayı sanki bu yaratmış. Dün akşam da biliyorsunuz şeydeydi. Tam akşam karanlığında kümese girmemişti. Sonra içeri sayarken, sayım yaparken fark ettim. Dün videoda da bahsettim zaten videonun sonunda. Bir baktım bir saat sonra gelmiş terasın şu köşesinde, karanlıkta. Nereye gittiyse artık gelmiş şurada duruyor. Bir de böyle çökmüş, yere de çökmüş. Kimse de beni görmesin hani darbe falan da yememek için herhalde martılardan, kargalardan. Kendini böyle şey yapmış. Askerde kamuflaj yaparlar ya, aynı şekilde kamufle etmiş kendini. Çok komik bir kuş yani. Gerçekten çok komik bir kuş. Hareketleri falan. Bunu özel çekeceğim size. Yani bunu hani anlatmakla olacak bir şey değil. Hareketlerini görmeniz lazım yani. Şöyle yakından izleyelim. Yine bir değişiklik bir şey yapar kesin. Şimdi şeyi de koyacağım. Dün akşamki fotoğrafını da çektim. Geldiğindeki fotoğrafı da çektim. Yani bir yavru kuş düşünün. Akşam vakti kendi kendine kalkıyor, uçuyor. Kümesin içerisine girmiyor. Karanlıkta bir saat sonra tekrar bir yerden çıkıp geliyor. Böyle manyak, deli bir kuş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Yavrunun fotoğrafını şimdi koyuyorum.